Çok teşekkür ediyorum Sayın Üstadım. İlim küp gibi dolmadığın belli, dolduğun nedir? Ne kadar güzel ifade etmişsin. Sayın Üstad, sizinle ve Sayın Çobanoğlu ile uzun boylu geçmişimiz vardır. Tabii ki biz kalktığımızda ben 1962'de, 63'te efendim hem Zatalinizi hem Sayın Çobanoğlu'nu hep beraber tanıdık o gün bugün. Biz başladığımız zaman sizlerin ismi cismi halk arasında çok yaygındı. Yani sizler bizlerin ustadısınız. Ben senin bir şiirini şöyle hatırıma geldiği kadar söyleyeyim. Arkasından sen ne söylersin bilemiyorum. O senin takdiren kalsın. 1967'de Erzurum Radyosu'nda, o zamanki Erzurum Radyosu'nun halk korosunun içinde bir türkü okumuştunuz. Ben de bir köylü efendim tarlama sap getirmeye giderken radyodan dinlemiştim. Bahar gelsin şu dağlara gidelim. Belki derdimize çare bir çiçek. Toplayıp, devşirip, derman edelim. Açılan yaramı sara bir çiçek. Karataş'ta alayeyik sesi var. Sorun ona ıssız taşta nesi var. Kavalın bir acı inlemesi var. Çobanı düşürmüş sara bir çiçek. Ben de bir aşığım reyhane adım. Sorun çiçeklere az mı ağladım. Benim tabiattan tek bir muradım. Devşireyim veya götüreyim nazlı yara bir çiçek. Ben bunu radyodan dinlemiştim. Şimdi yine bir türkü dinleyeceğiz. Buyurun nasıl, ne arz ederseniz söyleyin. Şimdi efendim bu bazı aşık şiirlerin, türkülerin türleri olduğu gibi isimleri de var. Şimdi Sayın Nuri Çırak da diyor ki bir türkü söyleyin. Aşıklar da ozanlardaki türkü değildir. Burasını böyle bir değiştir. Bu kendisi de biliyor. Evet. Ya değiştir, ya koşmadır, ya destandır, ya varsağıdır. Bunun gibi var, koçaklamadır vesaire şeyler. Fakat türkü dedim mi ya ölçü, ya konservatuvar, ya hoca, ya bir nota karşına çıkar sıkıştırır adamı. Şimdi türkü dedikleri zaman karşıda diyor ki acaba masa üstünde desti mi diyecek. Hayır, hayır. Hayır, bizde o yok. Bilemiyoruz yani. Yok olduğunun sebebi de bilemiyoruz. Bir daha bir onlar parça da daha bir şey buyurun. Okuyayım.